Şeytan sözünde durdu. Yazıklar olsun birilerine. Şeytan mert çıktı. Ama sen nasıl çıktığını çok iyi bilirsin. Bizim yolumuzun büyüklerinden şeytanı yoldan çıkartanlar var, bilirsiniz. Şeytanın yoldan çıkarttıkları tüm dünya. Bizi bile ara sıra yoldan çıkartıyor değil mi arkadaş? Çıkartıyor, ne derseniz deyin. Böyle şey yapmayın, fazla kendinize güvenmeyin arkadaşlar. Bazı kalemlerde şeytan bizi konuşurken zikir yolundan, davet yolundan, tatlı espri yolundan, faydalı konuşmalar yolundan çıkartıyor. Dilimizi bile gıybete saptırıyor. Gıybet sapkını oluyoruz. Gıybet sapı, iftira sapı, küfür sapı, yalan sapı yoldan sapmıyor mu? Yoldan sapmaya Arapça fasık diyoruz. Fasık, kibar sözde sapıklık çirkin mi söz mü? Türkçemize sağ olsun. Değil mi? Türkçemize güzel bir dil. Kur'an dil olan Arapça güzel olduğu gibi Türkçemiz de maşallah bir dildir. Dolayısıyla bakın şeytan seni nasıl saptırıyor teknik bir şekilde. Konuşurken gözün bakarken gözün sapıyor. Böyle güzel şeylere bakarken Allah'ın bakma dediği gözünü oyarım senin dediği şeylere de adamcağız hatta böyle daha derinlemesine bakıyor. Detay tanımlayacak kadar bakıyor. Bakıyor mu? Bakıyor. Şeytanın sapıttıklarının sayısı belli değil. وَلَا تَجِدُ اَكْتَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Zaten yemininin bir itirafı da bu Araf suresinde. Ey Allah demiş. Sen bana böyle bir lanet halkasını geçirdin mi geçirdin. Buna ben sebep oldum veya başka sebep oldu. Ben bu sonuca mahkum edildim mi? Ben melun muyum? Kovuldum mu? Bundan sonra işim var demiş. Kıyamet kopunca kadar da senden izin de aldım. İzin kağıdım da senden, müsaade de senden. Kıyamet kopunca kadar insanlığın çoğunu sana inanan ve şükreden bulamayacaksın. Nefes alırsam namerdim demiş. Vallahi böyle yemin etmiş. Senin izzetine yemin ederim ey ulu Allah demiş. Kıyamete kadar nefes almadan bu insanları kafir, müşrik, münafık, katil, sarhoş, eroinman, pis ahlakları piyasayı berbat eden, açık, saçık, neyse günah listesi, küfür listesi, herkese bir şey takacağım ben demiş. Çoğunluğunu ve la tecidi bulamayacaksın. Allah'a veriyor bu cevabı arkadaşlar. Ayetlere geçen sonucu konuşuyoruz. Ve la tecidi bulamayacaksın Allah demiş. Ekserahum çoğunluğunu şakirin, sana şükredenlerden bulamayacaksın. Bir dalcı garaya şükrettireceğim, teşekkür ettireceğim. Bir kahveye 40 yıl hatır lafını piyasaya yayacağım. Ama kahveyi yaratanı unutturacağım demiş. Hizmet alanlara, servis sunanlara teşekkür kırla gidecek. Ama o servis malzemesindeki senin nimetlerini, seninle bağlantıyı unutturacağım demiş. Sıfırlayacağım demiş. Bu piyasadan senin adını, sana kulluğu, sana pratikte şükrün değişik türlerini en az kadar indireceğim. Bunu yapacağım demiş. Yaptı mı? Bal gibi yaptı. Şeytan sözünde durdu. Yazıklar olsun birilerine. Şeytan mert çıktı. Ama sen nasıl çıktığını çok iyi. Sen Allah'a söz verdin. Binlerce ayette söz verdin. Hazreti Muhammed'e söz verdin. Sana yapışacağım. Sarmal, sarmaşık gibi olacağım. Deri kaplama gibi olacağım. Bir dediğin iki olmayacak bende ya Resulallah. Sana tam benzeyeceğim inşallah. Beyatım neyi gerektiriyorsa, sözüm neyi gerektiriyorsa. Biz şeytan kadar sözümüze duramadık. Darılmayın bana, darılmayın. Yiğitlik hakkı söyleyene değil de haksız kişilere ve haksız taraflarınızadır darılmak. Yiğitlik budur. Şeytanın yoldan çıkarttıklarının sayısı belli değil. Ama bizim bu yol Allah'ın izniyle aslanlar gibi yaşarsak, tam donanımlı olursak, gardımızı alırsak, zikirle taşan bir yüreğimiz olursa, Allah ile bağlantımız sağlam olursa, kurallara uygun iş yaparsak, inanır mısınız şeytanı biz yoldan şırampole yuvarlarız. Gidiş o gidiş, tangır tungur kendisine gelemez kolay kolay.
Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.